Otomobil Günlüklerim kanalına hoş geldiniz. Dostlar, bugün size Hyundai i20 ile yeni kasa 2020 model Hyundai i20 ile geçirdiğim 10.000 kilometrenin, şu an aracım 9.979 kilometrede, 10.000 kilometrenin özetini anlatacağım. Şimdi bir otomobil alacaksınız. Bu B ya da C segmenti olabilir. Seçeneklerden bir tanesi de eğer Hyundai i20 ise bu videoma iyi kulak asın, iyi dinleyin. Geçtiğimiz yılın, yani 2020 yılının Ekim ayında aldım ben bu otomobili. Ekim ayının sonuna doğru. Ve Kasım, Aralık, Ocak ve şu an Şubat sonundayız. Aracım 10.000 kilometre oldu. Bu 10.000 kilometrede bu araçla ilgili herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Öncelikle onu söyleyeyim. Bu arada hemen donanım paketinden ve motorundan bahsedeyim. Aracım 1.0 DCT şanzımanlı turbo beslemeli benzinli 3 silindirli motora sahip. Bu motorla birlikte Steel Plus donanım paketini tercih etmiştim ben. Bu donanım paketinde kablosuz şarj, 8 inç ekran, geri görüş kamerası gibi, sunroof gibi birçok donanım birlikte geliyordu. Tabii ben bu otomobili aldığımda bu otomobil bana 216 bin liraya mal olmuştu. Bugün piyasada 190 bin liralara, 195 bin liralara bulabiliyorsunuz. 216 bin liraya bu otomobil bana mal olduğunda full bir Renault Clio 300 bin lira bandındaydı, vergi dilimine girmişti. Full donanımlı bir Polo vergi dilimine girmişti ve 330 bin liradan satılıyordu. Bu otomobil ise orta donanım paketine sahip olmasına rağmen sunroof, kablosuz şarj, geri görüş kamerası, arka park sensörü, 17 jantlar, ön arka led farlar gibi çok ciddi güzel donanımlar sunuyordu. Ve bu donanımla beraber bana fiyatı makul gelmişti. Çünkü Hyundai sadece 3 bin liralık geçir paket istiyordu. Ben buna geçir paket diyorum. Ailesiyle izleyenler kusura bakmasınlar. Çünkü diğer firmalar, mesela Toyota'dan araba alsaydım 18 bin lira bir bedel ödemem gerekiyordu o otomobili almam için. İşte pasta ciladır, boya korumadır sıfır otomobile. İşte adam diyor ki motor koruma yaptık. Ne yapıyorsunuz? Yorganla mı sarıyorsunuz abi? 18 bin lira nedir yani? Bunu istiyorlardı. Hyundai de bunu istemediği için ben bunu almıştım. Piyasaya da yeni gelen bir arabaydı ve gidip dışarıdan, esnaftan veya alsaçtan üzerine 30-40 bin lira ekstra para vermen gerekmiyordu. Direkt bayiden bulup alabiliyordum. O yüzden bu otomobili tercih ettim. Bu otomobili tercih ettiğim sıralarda 0.1 Civic alsaydım 290 bin lira, 0'ı 199 bin lira olan bir Corolla alsaydım mesela 225 bin lira para ödemem gerekiyordu. Çünkü en düşük 217 bin lira ödemem gerekiyordu ama bayi diyordu ki araba 3 ay sonra gelecek. 3 ay sonra fiyatların ne olacağını bilmiyorduk. Dışarıdan almanız gerektiğinde de 225-227 ne gelirse alabiliyordunuz. Böyle olduğu için de ben bu otomobili en azından liste fiyatına alabildiğim için tercih ettim. Bu otomobilde aldıktan sonra esasında beklediğimin üzerinde bir yakıt tüketimi performansı gördüm. Öncelikle bundan bahsedeyim. Biz bu otomobili Ayşe ile birlikte Kırşehir'den getirdik. Babamın Latitude'ünü getirdim ve onunla beraber bu otomobili getirdim. Babamın Latitude'ünü satmamı istedi çünkü babam. Ona bir Latitude almıştık. Yıllardır toptancılık yaptığı için ve hep transit bindiği için Latitude çok yere yakın geldi. Belki C-Max tarzında bir araba alabiliriz. O yüzden 1-1,5 ay sonra geri satalım bunu, biraz yüksek bir şey alalım dedi. O yüzden onu buraya getirdim ben. Sivas'a getirdim, Kırşehir'den. Ve o yolculuk esnasında Latitude'den 2 lira daha az yaktı bu araba. Ortalama 110 km hızla sabit, 4.4 litre gibi çok düşük bir yakıt tüketimi elde edebildim. Bu 9.984 km'nin tamamında da ortalama muhtemelen 6-6.5 litre civarında bir ortalama yakıtımız oldu. Burada şehir dışı yolculuklarda ben 190-190, 170-170 yokuşlarda düşmeden ilerleyebildim bu otomobilde. En güzel özelliği de buydu benim için. Yani eğer hızlı sürüş yapmak istiyorsanız 1.0 motor bu grubun sattığı 1.2 ve 1.4 motorlardan çok daha performanslı gidiyor. Çünkü turbosu var ve bu motorun çok güzel yokuşta tutunabilme özelliği var. Bu şanzımanla beraber de gayet iyi çalışıyor. Tabi bu motorun emsallerine baktığınız zaman, mesela bir Ibiza'da aldığınızda 10 saniyenin altında bir hızlanmayla alabiliyorsunuz. Yine Polo'da da aynı şekilde alabiliyorsunuz. Bundan daha iyi hızlanabiliyor. Renault grubunda Clio aldığınızda benzer hızlanmalarda hızlanıyor ama yokuşlarda kalabilme yeteneği Renault'da bundan biraz daha zayıf. Bu otomobil bence 0-100 olarak değil ama yüksek süratlerde kalabilme becerisi olarak Polo'yla kafa kafaya gider. Renault'dan daha iyi, Ibiza'dan biraz daha zayıf. Ibiza buna göre biraz daha iyi. Ama bu otomobilde şunu ben sezinledim. Bu araba Ibiza'dan daha iyi yol tutuyor ve bana göre Polo'dan da biraz daha iyi yol tutuyor. Bu sınıfta bu otomobilden iyi yol tutan araba Clio 5. Çünkü ben bunların tamamını deneyimledim. Bugün itibariyle bu arabayı da sattığım için zaten siz kendi arabasını övüyor muhabbetini bana karşı yapmayın. Çünkü bu araba artık benim arabam değil. Arabamı sattım.
O yüzden bu otomobille ilgili tüm yorumlarımı yapıyorum ve bu yorumların güvenilir olduğunu zaten anlamışsınızdır. 200 bin kişilik bir aileyiz. Bir kez daha yeni gelenler için buradan söyleyeyim ben. Şimdi öyle değerlendirenler oluyor. Her defasında anlatmam gerekiyor. Onun dışında bu otomobille ilgili sıkıntı yaşadım mı? Ben 17 inç jantlarını söküp 15 kışlık taktım. Bunları taktığımda dahi yüksek süratlerde hiçbir yol tutuş problemi yaşamadım. Tabii lastiklerin yanakları biraz daha kalınlaştığı için arabada biraz daha böyle yalpalanma oluyor çok zorladığınız zaman. O da gayet normal. Neyse ki lastiklerin petlas olduğu için çok tutmuyor. Hemen kayıveriyor zaten. Çok bir şeye gerek kalmıyor. Aracın direksiyon tertibatı Hyundai'de şimdiye kadar bindiğim tüm modellerden daha iyi. Bu direksiyonun tutuşu bu sınıfta bindiğim otomobillerin hepsinden daha iyi. Ben bu direksiyonu çok sevdim. Donanımından da zaten bahsettik. Donanımı iyi. Şikayetçi olduğum konu koltuk minderlerinin sert oluşu ve özellikle başlığın konumunu beğenmemem. Bunu zaten ilk aldığımız günde söylemiştik size. Biz arabayı aldık işte her şey mükemmel dememiştik o zaman da. İlk aldığımız gün, ilk test ettiğimizde de söylemiştik. Bir diğer detay, bu manuel klima panelini ben sevmiyorum. Manuel klima olabilir ama bu paneli biraz daha güzel yapın abi. Veya en azından şuraya, zaten dijitalde tek taraflı abi, standart dijital klima koysanız ne olur? En bazında sadece manuel olsun. Sunroof koymuşsun, kablosuz şarj koymuşsun. Bunu niye koymamışsın diye düşündüm açıkçası. Aracın dönüş çapı ciddi manada iyi ve hiçbir problem yaşamadım bu konuda. Bu multimedya ekranın çalışmasını hep çok beğendim ama zaman zaman bunda şey var. Mesela Android Auto'ya veya Apple CarPlay'e kablosuz bağlanabiliyorsun. Ama zaman zaman Bluetooth bağlasında kopmalar oluyor. Arabayı istop ediyorum. İşte çekiyorum anahtarı, kapıyı açıyorum. Hani komple her taraf gitsin, elektrik kesilsin diye. Sonra geri takıyorum zaman zaman trafikte ki buradaki Bluetooth bağlantım tazelensin diye. Yani buraya bir güncelleme gelmeli bence. Bunun dışında araçta bir kez başıma normal 140 civarında bir süratle giderken düz yolda ESP ışığı yaktı. Böyle bir 3 saniye sürdü ve geri söndü. Neden yaktığını bilmiyorum ama sonrasında Hyundai bir yazılım güncellemesine çağırdı. Bununla alakalı olabilir. O yazılım güncellemesinden sonra hiçbir problem yaşamadım. Onun dışında şanzımana gelelim. Şanzımanda yokuşlarda, inişlerde vesaire herhangi bir problem yaşamadım. Bazen yokuşlarda yüklü değilken ama boşken şaşırdığı olabiliyor ama çok nadir oldu. Genelde yokuş inişlerinde biraz viteste takılma oluyor. O da biraz motor frenini sana kullandırmak adına esasında yazılımsal bir şey. Bilinçli olarak yapıldığını düşünüyorum ben bunun. Onun dışında 3 silindirli bir motora sahip olduğu için işte birazcık yavaşlayıp bir yerden hızı kavrayıp devam etmek istediğiniz zaman şanzımanla motor bağlantısı sanki böyle bir kopup geri geliyormuş gibi bir hissiyat var arabada. Ama bu 3 silindirli birçok arabada var zaten. Ben BMW'de çok yaşamadım bunu. Bunda var ama bunu hissediyorsun. Arabayla park edeceksiniz. Park edeceğiniz yere geliyorsunuz. Ani bir şekilde durdunuz. Mesela benim evimin önünde sıra parklar var. Ben oraya geliyorum bazen boşluk bulunca hemen lak diye giriyorum oraya. Girdim hemen durdum. Arabayı stop etmeye çalıştığım zaman girdim hemen durdum. Mesela şöyle geldim. Abi burada hızlıca durdum. Şöyle durduğum zaman bazen araba kendi kendine biraz gaz verebiliyor. Ya da vitesi şöyle birden boşa atarsam tam durduğum esnada şöyle bir irkilip bir kendi kendine gaz verebiliyor. Yani sizi korkutabiliyor. Böyle bir şey var sadece. Bu şanzımanda otolt olmadığı için ondan çok memnun kalmadım açıkçası. Keşke otolt olsaydı ama yokuş kalkışı güzel çalışıyor. Ayağını kaldırdığında seni yokuşta tutuyor. Ben hiçbir yerde geri kaymadım bu arabayla. Mesela VAC grubunun otoltsuz DSG'leri gerçekten sıkıntılı. Bunda öyle bir problem yok. Bunu güvenerek alabilirsin. Otolt olduğu zaman ne oluyordu? Ben boşaltıp el frenimi çekip beklemek yerine boşaltı da ayağım yorulduğu için yapıyorum el freni çekeceğim için. Otolt tuşuna basıp böylece bekleyebiliyordum. Sırf keyfi bunu söylemem. B segmenti hoş görülebilir mi? Görülebilir. Malzeme kalitesinde hiç problem yaşamadım. Bu malzeme çok kaliteli değil. Mesela bir Clio 5 bundan kat kat daha kaliteli. Ama ikonunu alırsanız, ikon ve üstünü alırsanız. Bu arabada ne var? Bu malzeme eskimiyor. Bunun eskimediğini de görüyorsun. Zaten eskimeyeceğini de hissediyorsun. Öyle bir durum söz konusu. Arabamda herhangi bir trim sesine rastlamadım şimdiye kadar. Hiçbir yerinden trim sesi gelmedi. Sunroof buna dahil. Eski neslinde Sunroof'tan trim sesleri geliyordu. Ve sağından solundan ufak tefek gıcırdamalar geliyordu. Şimdiye kadar ben öyle bir şey yaşamadım. Zaten diyeceksin ki 4-5 ay kullanmışsın diyeceksin ama 10 bin kilometre iyi sürat. Ben bununla köye falan da gittim. Yani çok aşırı zorlamadım tabii ki ama gayet normal kullandım arabayı. Çok titizlenerek kullanmadım. Onun dışında bu motor 1.0 turbo beslemeli motorlar arasında tereddüt edilmeden seçilmesi gereken bir motor. Mükemmel bir gidişi ve mükemmel bir yakıt tüketimi var. Ben bugünkü aklım yine olsa, yine bir i20 alacak olsam
gider 1.0 motorunu alırım. Çünkü 1.4 motor hem gitmiyor, hem ben yakıt videosunu onda da yapmıştım biliyorsunuz. 7 litre şehir dışında 10 litre şehir içinde yakıyordu. Kış trafiğinde bazen 11'leri bile kısa mesafede görebiliyordu. Ama bunda öyle bir şey yok. Maksimum 8 litreleri görüyorsunuz. 8.5 litreleri görüyorsunuz. O da ben agresif kullanırsam. Şehir dışında çok rahat bir şekilde bu otomobilde 7.5 litrelerde gezebiliyorsun. Çok güzel. 7.5 litre, 7 litre. Yani sizin LPG'le yakacağınız yakıt. Benzini de işin içine katarsanız. O manada bence benzer fiyatlara 1.0 kesinlikle tercih edilmeli. Uzun yolu da bu arabanın acayip keyifli. Çünkü çok güzel yol tutuyor bu araba. Onunla beraber i20 ile çok güzel bir 10.000 km geçirdim. Koltukları hariç. Ve bu şekilde bir tecrübem oldu. Alacak olanlara tavsiye ederim ben bu otomobili. Bu sınıfta ben Polo ve Ibiza yerine bu arabayı tercih ederim. Donanım paketleri nedeniyle ve yol tutuşu nedeniyle. Ama işin içine Clio 5 girerse, özellikle tabii 1.3 motoruyla buna yakın fiyatta oluyor, o zaman Clio 5'i tercih ederim. Bunu açık ve net söyleyeyim ama ikon ve üstü olursa Clio 5 tercih ederim. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.